Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün bütçe yapıyoruz. Yaklaşık 8-9 günden beri bütçe yapıyoruz. Peki biz bu bütçeyi niye yapıyoruz? Bütçeyi anayasada devletin sayılan görevlerini yerine getirmesi ve vatandaşlarımızın da anayasadaki haklarını elde etmesini sağlamak için yapıyoruz. Peki anayasanın 5. maddesi ne diyor? İktidara hangi görevi veriyor? Diyor ki vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacaksın. İnsanlarımızın maddi ve manevi varlığın geliştirilmesi için gerekli şartları hazırlayacaksın. Yani diyor ki halkçı bütçe yapacaksın. Biz halkçı bütçe yapılsın dediğimiz zaman sosyete damat şöyle bir cevap veriyor. Efendim biz de halkçı bütçe yapıyoruz. Biz kamuda çalışan memurlara 3,5 milyon memura 333,9 milyar lira maaş ödüyoruz. Evet, sosyete damat saraydan çıkmadığı için halkı sadece 3,5 milyon kamu çalışan olarak görüyor. İşte bu nedenle biz halkçı bütçe diyoruz. Peki bu bütçe anayasadaki halkçı bütçe zorunluluğunu yerine getiriyor mu? Buna evet demeyi gerçekten çok isterdik ama maalesef öyle değil. Peki bu bütçe nasıl bir bütçe? Bu bütçe vatandaşımızın geçmediği yol, köprü, tünel, gitmediği hastane, gitmediği havaalanı için 2020 yılında yaklaşık 19 milyar liranın 3-5 yandaş şirkete, 500 milyon doların simitçi yandaşa verileceği rantçılık bütçesidir. Bu bütçe halkın ödediği vergilerden 139 milyar lirasını hazineyi tam takır kuru bakır yaptıkları için faiz lobilerine teslim olup o faiz lobilerine 139 milyar liranın ödeneceği ve aynı zamanda vatandaşlarımızın ödediği her 100 lira vergiden yaklaşık 18 lirasının işte o faiz lobisine ödeneceği faizcilerin bütçesidir. Bu bütçe Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Borçlanma Genel Müdürlüğü adı altında modern duyunu umumiyeyi kurduğunuz, borçlanmayı 154,1 milyar dolara çıkartarak devleştirdiğiniz nur topu gibi yeni faizlerin doğacağı borç bütçesidir. Bu bütçe yaklaşık 750 milyon lirayı zaten yemyeşil olan, zaten milletin kullandığı alanları millet bahçesi adı altında betona çevireceğiniz ve ödeyeceğiniz genç girişimciler ve gençlerimizin değil İstanbul Finans Merkezi gibi rantçı bir anlayışı destekleyeceğiniz beton bütçesidir. Bu bütçe 2.136.000 vatandaşımız asgari ücretin altında gelir elde etmekteyken, 8 milyon işsizimiz varken, icra dosya sayıları 20 milyonu aşmışken, hem örtülü ödenek hem Maliye Bakanlığı ek ödeneği de topladığımız zaman yaklaşık 17 milyar liranın bu kaynağın saraya teslim edildiği saray bütçesidir. Bu bütçe aynı zamanda tek adam rejiminin çöktüğünün ispatı olan iflas bütçesidir. Değerli milletvekilleri, peki halkçı bir bütçe yapılabilir mi? Elbette ki mümkün. Nasıl yapacağız? 75 milyon lirayı bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen Kanal İstanbul gibi rant projelerine harcamaz isek, yandaşın cebine dolar bazında ödenen o garanti ödemelerinden vazgeçersek, daha bir sürü sıralayabiliriz, bunlardan vazgeçersek ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? En önemli yapmanız gereken sosyete damadı hazinenin başından derhal paketleyerek yapabiliriz. Evet, Rant İstanbul, pardon şimdi kızacaksınız, Kanal İstanbul diyelim sizin hatırınız için. Yeri gelmişken Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız da buradayken ben iki hususu kendisinin bilgilerine ve siz değerli milletvekillerimiz de bizi izleyen vatandaşlarımızın bilgisine sunmak isterim. Sayın Bakan az önce Kanal İstanbul ile 30 milyon metreküp su kaybı yaşanacağını söyledi. Evet, bunu söylemekte Sayın Bakan haklı. Neden biliyor musunuz? Çünkü devlet su işlerinin daha önce 20 Nisan 2018'de ÇED dosyasına sunduğu bir görüş var. Bu görüşte diyor ki Terkos Gölü Yıldız Dağı'ndan gelen su, Sazlıdere Barajı'ndan temin edilen su 427 milyon metreküpün
elden çıkma ihtimali vardır diyor. Bakan bunu niye bilmiyor? Çünkü bakanlığa giden chat dosyasında devlet su işlerinin bu görüşü yer almıyor. Sayın Bakan, sizi de kandırmışlar. 427 milyon diyor devlet su işleri. Peki bunu biz nereden öğrendik? Burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen İDK toplantısında devlet su işleri diyor ki benim görüşüm dosyada yok. O yüzden benim bu görüşümü dosyaya sunmanızı istiyoruz diyerekten yine bir resmi yazıyla buraya başvuruyor. Bir başka hususa daha dikkat çekmek isterim. Kanal İstanbul projesi için devlet hava meydanları işletmesinden görüş soruluyor. Devlet hava meydanları işletmesi diyor ki 3500 uçak trafiğin olacağı asrın projesi diye adlandırdıkları bu projenin Kanal İstanbul'un yapılması halinde kullanılamaz hale geleceği ve Kanal İstanbul'un da bu asrın projesine gölge düşürmemesi için yapılmaması gerektiğini belirtiyor. 15 Mart 2018. Fakat her ne hikmetse ne olduğu belirli olmadan 22 Mart 2018'de aynı işletme diyor ki 15 Mart'ta verdiğimiz görüş sevhen verilmiştir. Eğer böyle önemli bir görüş sevhen verildiyse vay halimize. Ama sevhen verilmeyip sevhen verildi diye baskıyla bu yazı verilmişse 100.000 kere vay halimize. Evet, Kanal İstanbul projesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın 1/3'ünü susuz bırakacak bir projedir. Ama başka Kanal İstanbul 75 milyar ödenmezse neler yapabiliriz? Kanal İstanbul 75 milyar deniyor. Projede bu söyleniyor. 75 milyarı Kanal İstanbul'a bulabiliyoruz. 500 milyon doları yandaş simitçiye de bulabiliyoruz. Ama Avrupa'nın göz bebeği, ülkemizin, ordumuzun gururu tank palet fabrikasını yenilemek için 50 milyon doları bulamadık diyerek Katar'a peşkeş çekiyoruz. Bunu da bizi izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Peki Kanal İstanbul'a 75 milyar ödenmezse ne olur? 342.283 gencimizin KYK borcu tam 37 kez silinebilir. 75 milyar lira ile tüm emeklilikte yaşa takılanlar 3 kez emekli edilebilir. Ama ne yapılıyor? Vatandaşa değil, ranta teslim olmuş bir bütçe olduğu için maalesef ranta hizmet eden bir bütçe. Evet, Kanal İstanbul projesi aslında tam bir rant projesi. Kanal İstanbul projesi ne İstanbul Boğazı'nı kurtaracak ne de İstanbul'u. Kanal İstanbul projesi sadece ve sadece sizlerin koltuklarını ve yandaşlarınızın ceplerini kurtaracak olan bir projedir. Hani hep diyorsunuz ya, bu CHP var ya, bu CHP, evet, bu CHP var ya, bu CHP iyi ki var. Rantçı, faizci, betoncu saray bütçesinden başka halkçı bir bütçe yapılabilir diyen CHP iyi ki var. İstihdam dışında kalan 1.887.000 kadınımıza çalışma olanağının sağlanabileceği, tacizcisi, tecavüzcüsü ve istismardan korkmadan kırmızı elbise giyebileceği, kadınların öldürülmediği, özgürce yaşayabileceği, cinsiyet körü olmayan bir projeyi yapabilir diyen CHP iyi ki var. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünyayı bırakabiliriz diyen, adaletli bir bütçe mümkün diyen Cumhuriyet Halk Partisi iyi ki var. Kapalı kapılar ardında hazırlanmayan, özgürlüklerimizin teminatı basın emekçilerimiz sırf haber yaptı diye cezaevlerine atılmadığı, Bir Gün ve Evrensel gibi kendilerine muhalif olan gazetelere resmi ilan vermeme sopasını göstererek susturulmadığı, Twitter'da resmi olarak 5.099.000 kez içerik kaldırma başvurusuyla dünya sansür rekortmeni olmayacağımız bir bütçeyi yapmak mümkün dediği için iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Bence siz 3 doz vicdan hapı alın ve akşam kendinize sorun. Bugün vatandaşımız için ne yaptık diye. Evet, bunu soramazsınız. Çünkü tek adam rejiminde bunu sorabilme ihtimaliniz yok. Sizlere de anlıyoruz. Ama merak etmeyin, birazcık sabır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın iktidarında, başta işten atıldığı için 26 yaşında çocuğuna mama alamadım diyerek neden Denizli hemşerim
Osman Karol olmak üzere gençlerimiz, kadınlarımız, emekçilerimiz, esnafımız, sanayicilerimiz ve tüm vatandaşlarımız için, doğanın hakkı için şeffaf, adaletli, halkçı bir bütçeyi biz yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Bir hikayeyle sözlerime son vermek istiyorum. Ülkenin birinde bir tek adam yaşarmış. Bir gün sarayın balkonuna çıkmış, bir bakmış ki ülkede hiçbir baca tütmüyor. Ülke halkı sefalet içerisinde, ekonomik krizden yanmış yıkılmış durumda. Ve bir emir veriyor hemen, diyor ki 3 yıl boyunca tüm vatandaşlarımız çalışacak. Çalıştığını kendi evine, çoluğuna, çocuğuna harcayacak. Ve 3 yıl geçiyor, yine bakıyor. Bir bakıyor ki bütün halk huzurlu, mutlu, sokaklar şen şakrak, insan sesiyle dolu ve dönüp hanımefendiye diyor ki bak gördün mü 3 yılın sonunda vatandaşlarımız zengin oldu. Hanımefendi diyor ki ne zenginliği, saray talan oldu. Ve cevap şu: halkın fakirliği var ise biz fakiriz. Halk zengin ise biz de zenginiz. Kıssadan ise herkes hissesini alanı, hissesine düşeni alır diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.